Alternatif akım elektrik iletim sisteminin, hidroelektrik santrallerin, radyonun, telsiz iletişimin ve bunun gibi çağımızı değiştiren yüzlerce ürünün fikir babası ve patent sahibi. İdealleri uğruna çalışmaktan yılmayan bir bilim insanı. Bu videoda sizlere çalışma gayreti alanında kendisini örnek aldığım bir bilim insanından bahsetmek istiyorum. Nikola Tesla. 10 Temmuz 1856 yılında Avusturya İmparatorluğu'nda, günümüzde ise Hırvatistan bölgesi sınırları içerisinde yer alan Simicihan kasabasında Sırp kökenli bir ailede doğan Tesla, 5 kardeşten dördüncüsüydü. Tesla'nın babası yaşadıkları köyde bir rahipti, annesi ise ev hanımıydı ama bunun yanında evde ihtiyaç duyulan pratik eşyalar yapabiliyordu. İlkokul ve ortaokulu bitirip lise eğitimini 3 yılda tamamlayan Tesla, köyüne döndükten kısa bir süre sonra koleraya yakalanır ve 9 ay adeta ölüm kalım savaşı verdiği bir sırada Tesla'nın babası onu hastalıktan kurtulduğunda en iyi mühendislik eğitimi veren okula göndereceğine dair söz verir. Bu psikolojik değişimin Tesla'nın iyileşmesine etkisi olduğunu bilinmez ama Tesla iyileşti. Zorunlu askerlik yaşının geldiğinin bilincinde olan Tesla, babasının tavsiyesiyle belli bir süre ortada görünmemek için köyün yakınlarındaki ormanlık bölgede avcı kıyafetleriyle birkaç ay kaldı. İlerleyen yıllarda Tesla, doğa ile olan bu temasının onu ömrünün geri kalanında hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü yaptığını söylemiştir. Tesla 1875 yılında 19 yaşındayken Avusturya Graz'daki Politeknik Enstitüsü'ne başladı ve ilk yılında çok çalışıp okulun en iyi derecesini alarak 9 dersten de başarıyla geçti. Sonraki yıllarda ise psikolojik sorunlar yaşayan Tesla kumar bağımlısı oldu ve derslerinden kötü notlar almaya başladı. O tarihlerde babasını da kaybetmesi onu hayattan daha da kopardı, borçlandı, bursunu kaybetti ve okulundan mezun olamadan ayrılmak zorunda kaldı. 1881 yılında Budapeşte'de bir telgraf şirketinde Tivadar Puşkaş adındaki bir iş adamının emri altında çalıştım. Sonraki yılda Puşkaş, Tesla'ya Paris'te bulunan Continental Edison şirketinde başka bir iş daha verdi. Tüm bu zamanlarda farklı insanlarla tanışan Tesla, geleceğine yön verecek bir insanın tavsiyesi üzerine cebinde az bir parayla hayatının geri kalanının çoğunu geçireceği New York şehrine göç etti. Nikola Tesla, Edison şirketinde çalışırken ondan 24 farklı tip standart makine tasarlanması istendi ve karşılığında yüksek bir ücret teklif edildi. Tesla bu projeyi başarıyla tamamlayıp Edison'a sununca, Edison ücret meselesinin basit bir Amerikan şakası olduğunu söylese de Tesla umduğunu alamayınca çok kızmıştı ve 6 aylık bir Edison şirketi tecrübesinden sonra işten ayrıldı. Sonraki yıllarda farklı insanlarla farklı projelerde çalıştı. Tüm bu süreçte yüzlerce patent sahibi olsa da patentlerinin çoğu çalıştığı şirket adını oldukları için bazı dönemlerde çok büyük maddi sıkıntılar yaşadı. Öyle ki günde 2 dolara hendek kazdığı zamanlar da olmuştur. Tesla'nın çalıştığı şirket ve insanlardan ziyade onun fikirleri ve icatlarını daha önemli bulduğumdan onun tasarladığı birkaç buluşu tanıtmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın 15 yıl öncesinde Tesla, New York'ta halka açık bir şekilde ilk kez uzaktan kumandalı bir tekne tanıttı. Yerleşik antenleri ile ilkel bir komuta merkezi arasında hareket eden radyo dalgalarına dayanan küçük gemi, radyo sinyallerini mekanik hareketlere dönüştüren bir kablosuz radyo sinyal dedektörü ile donatılmıştı. Gördükleri karşısında çok büyük şaşkınlık geçiren halk, en başta bunun bir tür sihir olduğunu düşünecekti. Sunumun ilerleyen vakitlerinde ise Tesla, elindeki kablosuz kumandayı gösterip teknenin çalışma prensibini anlattığında oradaki insanlar daha da şaşırdı. Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Öyle ki sonraları New York Tesla'yı Anma Derneği Başkanı Dr. Lujubo Vujovic, daha sonra bu etkinliği robotiklerin doğum yeri olarak ilan etti. Tesla ironik olarak uzaktan kumandalı teknelerin dünya barışı için pozitif bir katkıda bulunacağına inanıyordu. Ona göre uluslararası limanlarda konuşlanmış bu insansız gemiler komşu ülkelerin deniz kuvvetlerinin diğer ülkelere saldırmasını engelleyecekti. Tesla'ya göre bu teknoloji yarın en zayıf ulusların kıyılarını daha güvenli hale getirecek ve limanlarını dünyanın birleşik donanmalarının saldırılarına karşı zapt edilemez bir silahla derhal müdafaa edebileceğini tüm dünya bildiğinde savaş sona erecekti. Tesla, New York Herald gazetesine verdiği bir röportajda savaşı yok etmeyi başaran mucit olarak hatırlanmayı tercih ediyorum demiştir. Tesla'nın büyük çabalarına rağmen hayali asla gerçekleşmedi. Aslında uzaktan kumandalı araçlar artık savaşlarda daha yaygın olmaya başlıyor. Yine de onun bu inovasyonu barışçıl bir takım yeniliklere de sebep olmadı değil.
Birincisi, kişisel dronlar günlük yaşamımızın içerisine her gün biraz daha dahil oluyorlar. Ayrıca hükümetlerin terörist unsurları tespit etmesine yardımcı oluyorlar. Yani bu uzaktan kumanda sistemi daha güvenli bir gelecek için bizlere umut teşkil ediyor. 78. doğum gününde Tesla, daha sonra Teleforce olarak adlandırdığı güçlü bir silah fikrini ortaya çıkardı. 1934'te New York Times gazetesine verdiği röportajda Tesla, bu sessiz silahın bir teleskobun yeryüzündeki bir nesneyi görebildiği ölçüde ve dünyanın eğriliğinin izin verdiği ölçüde bir menzile sahip olacağını ve 1 milyon insanı anında öldürme potansiyeline sahip olacağını düşünüyordu. Bu korkunç bir fikirdi. Ancak Tesla, Teleforce'un gerçekte nasıl çalışacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçınıyordu. Sadece 50 megavoltluk bir etkiye sahip, muazzam bir elektrik itme kuvveti üretmek için yeni bir yöntem geliştirdiğini söylüyordu. Bu potansiyel farkın büyüklüğünü anlamak için yıldırımlara bakalım. Yıldırım çarpması yaklaşık 0,3 megavoltluk bir gerilime sahiptir ve bu da demek oluyor ki Tesla'nın bahsettiği bu silah, yıldırımdan 167 kat daha fazla gerilimle hedefi vurabilecekti. Nikola Tesla, sayısız yeniliği arasında dünyanın her yerine kablo çekmeden güç sağlamanın bir yolunu bulmayı hayal etti. Mucit elektrikle yaptığı deneyleri sonucunda Tesla bobinini tasarladığı zaman bu hedefine biraz daha yaklaştı. Elektriği kablosuz olarak iletebilen ilk sistem olan Tesla bobini gerçekten devrimci bir buluştu. Eski radyo antenleri ve telgraf bu buluşu kullandı, ancak bobin düz ve havalı birkaç şey dışında pek fazla bir şey yapamaz. Yapay yıldırımlar oluşturmak, vücuda elektrik akımları göndermek ve elektron rüzgarları oluşturmak gibi. Bobinin arkasındaki konsept aslında oldukça basittir ve elektromanyetik kuvvet ve rezonansı kullanır. Bakır tel ve cam şişeler kullanan amatör bir elektrikçi, çeyrek milyon volt üretebilen bir Tesla bobinini oluşturabilir. 1900 yılına gelindiğinde Tesla, çığır açan icatları ve akımlar savaşında Thomas Edison'a karşı kazandığı zaferle Amerika'nın en önde gelen elektrik mühendisi olarak kabul ediliyordu. İşte o zaman bugüne kadarki en iddialı projesine başladı. Wardenclyffe'deki kablosuz iletim kulesi. 1901-1905 döneminde inşa edilen Wardenclyffe tesisi, Tesla'nın devrimci fikirlerinden birine dayanıyordu. Nikola Tesla, gerçekleşmesinden 10 yıllar önce internet kavramı üzerinde bir ileri görüşlülüğe sahipti. Ayrıca bilim topluluğunun şu ana kadar imkansız olduğunu düşündüğü şeyi elde etmek için bu kuleyi kullanmayı planladı. Küresel, kablosuz bir iletişim sistemi. Kule, müzik, haber, borsa raporları, güvenli askeri iletişim, hatta dünyanın dört bir yanındaki faks görüntülerini yayınlayabilen ve dünyanın kendisini bir iletken olarak kullanabilen bir sistemin prototipi olacaktı. İnternetin bugün bize sunduklarına benzer bir telekomünikasyon altyapısı oluşturmak için inanılmaz derecede öngörülü ve tamamen kablosuz bir girişimdi. Ancak Tesla'nın büyük Wardenclyffe Kulesi için daha iddialı bir amacı vardı. Yüksek frekanslı sinyallerin kendi Tesla bobinlerini kullanarak kablolu bağlantılar olmadan iletilebileceğini zaten kanıtlamıştı ve bu da ömür boyu süren bir saplantı haline geldi. Enerjinin kablosuz iletimi. Tesla'nın hayali sadece kablosuz olarak bilgi aktarımı için bir sistem oluşturarak telekomünikasyonda devrim yaratmak değil, aynı zamanda dünyanın doğal enerjisini yakalayarak dünya çapında güç akımlarını aktarmak için uygun bir yöntem yaratmaktı. Tesla çevremizdeki dünyanın özgür enerjiyle dolup taştığını gördü ve insanlığın iyileştirilmesi için onu kullanmanın bir yolunu bulma konusuna kararlıydı. Tesla'nın 1899'da Colorado Springs laboratuvarında yaptığı gizli deneyler onu dünyanın üst atmosferinden elektrik enerjisi iletmenin mümkün olacağına ikna etmişti. Wardenclyffe, dünya çapında kablosuz güç hayalini gerçekleştirerek dünyayı kapsayan bir kule ızgarası olarak hayal ettiği şeyin prototip istasyonu olacaktı. Tesla'nın Wardenclyffe için büyük vizyonu hem mali kaynaklarını hem de patronlarının sabrını aştı. Proje tamamlanmadan önce mali zorluklarla karşılaştı ve 1917'de kule nihayet Tesla'nın borçlarını karşılamak için yıkıldı. Ancak kablosuz iletim Tesla'yı büyülemeye devam etti. 1926'da yapılan bir röportajda şunları söyledi. Kablosuz iletişim mükemmel bir şekilde uygulandığında tüm dünya büyük bir beyne dönüşecek. Mesafeden bağımsız olarak birbirimizle anında iletişim kurabileceğiz. 100 yıl öncesinde böylesine devrimsel fikirlere sahip olan bir insan para yönetiminde hiçbir zaman başarılı olamadı. Hayatının son yıllarını ağır borç yükü altında sürekli otel değiştirerek geçirdi. Ve 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New Yorker Oteli'nin bir odasında kalp yetmezliği sebebiyle hayata veda etti.
Öldükten sonra ise Tesla'nın bütün dokümanlarını ABD hükümeti tarafından el koyuldu. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.